özellikle elektronik prodüktörlerle müsabaka yapmak için yeterli. Yeterli. Evet, çünkü Dünya Takımlar Şampiyonası finalinde de bizi çok zorlamıştı. Evet. Hatırlayın. Beygi Harçegani 2016 Rio'da bronz madalyası var. İki dünya bir Avrupa şampiyonluğu var değerli seyirciler. Mavi kaskla onu izliyoruz. Azerbaycan milli takımının sporcusu Milat Beygi Harçegani. Bu maçın da favorisi aslında Daniel Ros Gomez'le oynuyor, mücadele ediyor. Kafaya teknik uygulamak istedi. 1-0 öne geçti yumruktan aldığı puanla. Şimdi 2 puan denemesi, orta seviye vuruş denemesi geldi Daniel Ros Gomez'den. Ama sensörler puana izin vermedi. Ve Milat Beygi Harçegani şimdi savunmada. Orada bir yumrukla belki 2 puan alabilirdi. Orta seviye vuruşta 2 puan geldi. Rakibi de 1 puan aldı ve skor 4-2 oldu. Gayet iyi bir final mücadelesi izliyoruz şu anda. 2 puanlık bir vuruş denemesi geldi. O teknik geldi ama o teknikten puan alamadı İspanyol Daniel Ros Gomez. O arada tabii Milat Beygi şu anda savunmada. Diğer taraftan hakem durdurana kadar da eğer bulabilirse bir kafaya teknikte 3 puan alma düşüncesi vardı. Milat içerideki, olmadı. İçerideki her fırsatı değerlendirmeye çalışıyor. İçerideki durgunluk anında onun kendi kapasitesine göre teknik yapısı var. Mesela içeride her sporcu öyle kafaya dikey olarak vuramaz. Ama onun özel bir, spesyal bir tekniği o. O fırsatları değerlendirmek istiyor. Ve ilk puanı da zaten ondan aldı. Evet, burada bir vuruş gördük ama mesela puan çıkmadı şu anda. Yani surata bir vuruş geldi. Evet. Bazen sensörler aşağıda kalan boşluktan dolayı algılayamıyor, biliyor. Yere düştüğü için de bir puan rakibe gitti. Evet. Yani Daniel Ros Gomez oradan bir puan aldı. 4-3 oldu değerli seyirciler. O tekniği uygularken yere de düşmemeniz lazım. Tabii ki. Tabii dengeler. Ama tabii ayak havada olunca en ufak bir isabet sizin dengenizi bozabiliyor karşılıklı olarak. İlk roundda 4-3'lük skor ve Milat Beygi Harçegani şu anda avantajlı. Gayet İspanyol iyi giden. Bu müsabakada biraz zorlu gözüküyor. Tabii gün, ikinci, üçüncü round'a bakacağız ama. O biraz önce bahsettiğiniz vuruş görüntü ekrana evet geldi. Şimdi bakın, orada oradan sensör çalışmadı. Burada. Evet. Şimdi bakın bu işte. Mesela bu teknikler onun spesyalı. Yandan. Her sporcu onu kullanamıyor. Ve bununla bayağı bütün büyük şampiyonlarda da puan alıyor. Puan alıyor. Puan alıyor. Şimdi biraz önce surata vuruşla düştü. Geçmişte bunu video player ile izleyip o puanı iade edebilirlerdi. Video player ile. Ama artık video player surata vuruşta sadece hakemin şeyine kalmış. İnisiyatifine kalmış. Burada hakem onu isterse görüntüleyip puan verebilir. Ama emin olması lazım. Yani hakemlerde akışı sensöre bırakıyorlar genelde. Ve oradan da bir puan geldi. Evet. Yani rakibe gitti. Tabii daha düştü, doğrusu. Rakibe için gitti. Evet. Diyelim. Bir puan. Yok, surata vurunca düştü. Düştü karşı, evet. Karşı taraf. Evet. Azeri sporcu düştü. Düşünce puan alıyor. Eksi bir. Beygi Gomez mücadelesindeyiz. İkinci rounddayız değerli seyirciler. İspanyol Gomez ve Milat Beygi. Tabii Milat Beygi'nin biraz önce bahsettim. Yani her sene burada yine işte bir düşüş ve İspanyol antrenörünün üzüntüsü bizi bölümümüzde. Yani olur mu bir puan, bu kadar basit puan gitmemeli rakibe hissi, düşüncesi. Bunu siz de zamanında çok yaşadınız. Çok basit bir hata aslında. Hala yaşıyoruz devamlı her maçta. Yani maçın konsantrasyonu çok yüksek. Eğer oraya oturduğunuz an bütün kimliğiniz değişiyor. Sporcuyla bütünleşiyorsunuz. Ve hata yapmamanız lazım ama müsabaka bu tabii. Her müsabaka ne olacağı belli olmayan bir sonuca gidiyor. Bir final mücadelesi ve Milat Beygi her sene Türkiye'de Türkiye uluslararası açıkta altın madalyayı alıp giden bir sporcu ve
İran doğumlu Azerbaycan adına yarışmalara başladı. Sonra şöhret nişanı aldı Bakü'de Avrupa oyunlarında kazandıktan sonra. Çok başarılı maçlara imza attı ve şu anda Azerbaycan'ın en ünlü sporcularından birisi. Evet, burada aldı ve olimpiyatta da madalya umutlarından birisi. Bence yarı final görecek. Tabii orada günlük performanslar, günlük durumlar. İşte 3 puan sizin söylediğiniz teknikten geldi. Evet, onu spesiyeli mutlaka evet. Oradan. 3 puan yani o kapaya içeri teknikten. İçeri girince onu engellemeniz zor. O zaman uzak duracaksınız. İçeri almayacaksınız onu. Aslında uzakta da çok başarılı, becerikli bir şoför. Çünkü boyunun avantajını değerlendirmeye çalışıyor, kullanmaya çalışıyor. Mesela biraz önce Daniel Ros Gomez kapaya teknikte 3 puan almak için gitti. Alamadı, neredeyse 3 puan veriyordu. Evet. Tabii ki atağa karşı mutlaka bir kontra atak tekvandoda var. Kontra. Yani bir satranç oyunu gibi. Bu refleksler tam anlamıyla pişirildiğinde kendiliğinden müsabaka esnasında refleks olarak çıkıyor. En büyük önemi bu. Yani o saniyede düşünmeniz mümkün değil yapacağınız tekniği. Çünkü bakın içeri girer girmez hemen yukarıya mutlaka o tekniği çıkış yapıyor refleks olarak. Şimdi birazdan gelir. Evet, bak şurada. Evet. Şimdi bu bir önceki durumdu. Şurada yumrukla puan alma düşüncesi. Sonrasında şurada işte geldi 3 puan. Değil mi? Tabii. Sensör çalıştı işte. Ve defalarca deniyor şurada bakın. İşte. Esas şurada. Evet, burada geldi. Vurdu. Arkadan vurdu. Evet. Şuradaki hareket. İşte burada. Ne diyoruz buna? Bandalça gidiyoruz ama içeride bu teknik esnek olması gerekiyor sporcunun. Mesela İspanyol sporcuda bir esneklik yok. Ama onda o esneklik var. O içeriden onu yapabilecek üç kalça. 3 puan daha geldi. Kalça esnekliği var. Evet. Kafaya tekniklerle 3'er puan aldı. 6 puandaydı. 6 puan da oradan gelince 12 puan oldu. 8 puanlık var. Üst seviye zengin Azer sporcuda. Üst seviye zengin. Esneklik kapasitesi iyi. Burada iyi bir antrenman müsabakası yapıyor yani bu arada. Evet, bu arada Daniel Ros Gomez de orta seviye vücut korucuya gelen tekmesiyle 2 puan aldı az önce ve 6 evet. puana yükseldi değerli seyirciler. Tekvando'da, olimpiyatta madalya bekliyoruz. Ülkemiz madalya bekliyor. Şimdiden bunu söyleyelim size. Tabii ki. Yani Ali Şahin. Geçirdiğimiz turnuvalardaki 4 yıl özellikle 2016 olimpiyatlarından sonra sporcularımızın önemli turnuvalarda başarısı orada da başarılı olmak için bir işaret inşallah. Peki planlanan nedir? Yani hayalimizdeki madalya sayısı. Bu arada 3 puan geldi. Son bölüm biraz heyecanlı geçecek. Bu maç bittikten sonra değerlendirelim bunu. Bu soruyu. Çünkü üzerine konuşacağız galiba. Bir itiraz geldi İspanyol'dan ve incelenecek şimdi. O itiraz kartı geldi. Bakalım. Beygi Gomez mücadelesinde. Bazen, Ros Gomez dönerek vuruşa mı itiraz etti acaba? Şu anda konuşurken onu görmedim ama bazen dinlendirmek için de bu tam zamanı diyebilir antrenör. Çünkü maçı soğutup şu puanın gerisine onu daha enerjik olması için. Bir puan için. Gitti yalnız. Evet. Şimdi şurada dışarı çıktığı için. Bu vuruş. Evet, burayı iyi yakalamış tabii ön ayakla. Evet. Buradan 3 puan geldi. Evet. Sonrasında sanıyorum. Kamçan verdi mi göremedim ben. 1 puan verdi. Ceza puanı geldi gördünüz mü? Evet. Eğer Azerbaycan dışarı... evet ona itiraz geldi sanıyorum. Evet. Şimdi dediğiniz gibi onu i̇şte o sahneyi gösteriyor. O sahneyi gösteriyor. Şu anda hakemler onu inceliyor. İspanyol antrenör ona bir itirazda bulundu. Çıkmadı diye. Çıkmadı mı size göre? Ayak içeride kalmış. İçeride gibi gördüm i̇çeride ben gibi de. İçeride görünüyor ama. Yani o bir puanı evet, silerler mi Beygi'den? Evet geldi çıkmamış. İtiraz haklı evet. Değerli seyirciler ve Beygi'nin puanı 12 olacak. Değil mi? Evet, evet 12 olacak. 12 oldu. O bir puan. İtirazda evet. Bir puan. Evet. Avantajı gitmedi. İspanyol antrenör. Ama Milat Beygi çok
iyi bir sporcu ve 3 puanlık fark olsa da her an her şeyi yaparak 1 puan gelecek mi? İşte bu da çok tehlikeli bir vuruştu. Eğer evet. buna puan çıksaydı bir anda 4 puan gelirdi. Evet. Ama 1 puan yere düştüğü için evet. Geldi Beygi'ye ve 13-9 oldu. Şimdi kafaya teknik uygulamaya çalışıyor veya dönerek Dutçak'ı yaparsa. Evet. Bilmiyorum. Ama ikisinde de Dutçak'ı şeyi yok. Teknik kapasitesi zayıf. Şimdi evet. Şimdi kafaya teknik, artık zaten son 4 saniye. Buradan geri dönebilmesi için Daniel Roscomez'in kafaya teknikle puan alması lazım ya da dönerek vuruşta evet. 4 puan alması lazım. Çok mümkün görünmüyor. Bir puan daha geldi ve maç bitti. 14-9 Beygi.